2022. Başaklar, yükseleni Başak, Ay burcu Başaklar, danışanlarım, takipçilerim, canlarım. Güzel ve umutlu bir yıl olsun. Ufkunuz genişlesin, hayatınız genişlesin. Evren değişsin, siz değişin. Her şeye güzel dokunun, her şeye güzel bakın. Bakışınız, kötü gördüğünüz her şeyi iyileştirin ve siz iyileşmek için bu yıl varsınız. Bu yılın tadını en çok sizler iyileşmek için var olacağınız için bu konuda tadına varacaksınız. Abone, yorum yapmayı, beğenmeyi, yazmayı ve takip etmeyi, bana sahip çıkmayı, emeğe saygı duymayı lütfen unutmayın diyorum. Artık bunu söylemekten utanıyorum. Günün mottosu gibi oldu. Her çekim sonrası günün mottosu yaşıyoruz vallahi. Evet, bu sene başıma ne gelecekse benim başıma taç gelecek, taçlanacak diyeceğiniz bir yıl olacak. O yüzden nasıl tepki vereceğinize, nasıl bakacağınıza, nasıl değerlendireceğinizi öğreneceksiniz. O yüzden başınıza gelecek her şeyi doğru, mantıklı, adımınız ve sakinliğinizle güzel değişimlere dokunarak yaşayacaksınız. İş konularınızla alakalı kazançlarınızın doğru yönlendireceğiniz, yatırımlarınıza ve iş hayatınızdaki insanları doğru değerlendireceğiniz, bunlarla fikirlerimiz ve olumsuz giden evreleri geride bırakıp daha olumlu kazançlara, daha az tepkilere, daha yorucu evrenizden çıkmış olacağınız bir yıl olacak. Çünkü Satürn sizin günlük evinizde olacak. Zorlayıcı yönünüzü öğrenmeniz gerekecek bu sene. Zorlayıcı, inatçı yönünüzü günlük hayatınızda gün boyu tadacağınız için bunu artık sakinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için büyük çaba harcamanız gerekebilir. Günlük hayatınız yorucu ama gün içerisindeki yapacağınız her şey kazanç ve bakışımız, yönümüz size çok güzel olumluluklar getirecek. Ne kadar zorlayıcı tempo olsa da işiniz ve çevreniz o kadar yoğun olacak ki istekleriniz ve hayatınızdaki iş kapılarınızla ilgili açılmayacak noktalar olmayacak. Siz doğru konuşun, doğru anlayın, doğru ifade edin diyorum. Büyük kurumsal firmada yerinizi en tepeye diktiyseniz haydi sıra sizde. Konumunuz bir masa başındaysa, bir kademe yukarı geçmek istiyorsanız güzel fırsatlar ve sizi doğru algılayacak insanlarla iletişim kuracaksınız ve bu kapılarınızda zorlanma olmayacak. İş konularınız, uzun süredir iş beklentiniz, haber bekliyorsunuz, hep bir noktada aksilik oluyor, çözemiyorum diyorsanız özellikle 3. ay ve 4. ay bu kapılarınız için çok güzel fırsatları bekletiyor ve bu bekleyen fırsatlar size parasal ve iş kapılarınızda da güçlenmenizi doğru noktada genişleyecek. Çünkü siz 2022'nin ikinci yarısından sonra Jüpiter'in enerjisi aşkla, sevgiyle, huzurla getirecek evreye en verimli ve yaratıcılığınız aşkla olacağı için cesaretinizi bulacaksınız. Engel yaratacak her şeyi cesaretinizle çözeceğiniz bir dönem. O yüzden işte size o kadar güzel olumluluklar yaratacak ki bence siz ciddi ilişkilerde, ciddi aşk evrelerinde, iş çevreniz, bulunduğunuz ortak çevrede yeni aşklar, yeni heyecanlar, yeni noktalar size çok güzel dokunacak. Bence artık sen kendi bakışınla, kendi güzelliğinin farkına varacaksın. Evet, işteki tüm kötü giden, sizin için olumsuz gördüğünüz her şeyde gerçekten olumluluk oluşacak. Ve bu yıl kazancınız, başarınız size çok büyük aydınlanmalar yatıracak. Yatırımda korkunuz olmasın, yeni iş anlaşmalarında korkunuz olmasın. Dokunduğum her şey çürüyor diyenler artık dokunduğunuz her şey çürümekten çok altın ve paraya, sevgiye ve aşka dönüşecek. Şimdiden bunun güzelliğini çıkartın diyorum. Kendi işini yapanlar için de kazanç konularınız yurt dışı, şehir dışı, bulunduğunuz ilçede farklı ilçelerle yapacağınız koşturmalar ve bu koşturmaların sonucu size büyük kazançlar sağlayacak. Eğer bir banka ya da finans ya da parasal alanda çalışanlar için konum ve yükseliş, yer değişimleri ve istediğiniz noktaların kapıları size çok iyi şekilde açılacak. Doğru mantık ve doğru gözle istediğiniz masa, istediğiniz iş size anahtarını sunuyor. Kendi işini yapanlarda da işinizle ilgili korkularınız, bu seneyi nasıl çözerim diyorsanız, bu sene akışı güzel ama günlük hayatımızı en çok Satürn yoracak ya, bıdı bıdı konuşmalarımız olacak. Bunları çözmeniz lazım. Yavaşlatabilir, sizi mantığa itebilir. Evet, mantık size kazanç sağlayacak. Mantığınızı doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Bu ara ciddi ilişkiler yaşayan,
Ve evliliğinde de ciddiyet almak isteyenler için bu yılın 5. 6. 7. ayı size gerçekten ciddiyeti ve sevgiyi, değeri ve önemsemeyi gösterecek. Bence güzel evlilikler, güzel ilişkiler, güzel heyecanlar size parmağınıza alyansı, aile içerisindeki tanıştırmalı ve artık bir bütünleşme ve evlilik rüzgarlarının sizin için bu yıl çok fazla kulağınıza fısıldayacağı, çok fazla teklifler ve ilişkisiz olanlarda da çok fazla flörtöz evrelerimiz olacak. Bunu güzel tadın diyorum. Sevgilim geri döner mi diyenler için, evet sevgiliniz geri dönecek. Hatta evlenme teklifi bile alabilirsiniz. Ama yeni enerjilerde olacağı için doğru düşün, doğru gör. Mutluluk bir kez var. İkinciye şans yok diyorum. Doğru bakmanız lazım. Evli olanlarda da ev konularınızdaki yaşadığınız krizler ve maddi olarak toparlanamadığınız düzendeki kavgalar artık yavaş yavaş yerine gülümseme, mutluluk ve tatlı konuşmalara sebep gösterecek. Çocuklarınızla ilgili iletişimde karı koca hayatındaki ve aile hayatındaki yaşanan riskler özellikle 4. ve 6. ay yani 4-5-6. ay bunları çözdüğümüz ay yılı daha tatil yapma, daha birbirimize vakit geçirme, çocuklarımızdaki eksik noktayı bulma, birbirimizle bütünleşme yılı olacak. O yüzden evli olanlar da bu sene çok şanslı. Çocuk planı, çocuk yapma ya da yatırım yapmak için evliliğinizdeki kötü ve ters giden her şeyi yumuşatıp birbirimize ait sayfaya tekrar geri döneceğiz. Bu da iyi gelecek. Boşanmak ve bir türlü boşanamayanlar, ben artık bıktım, başka birine kalbim seviyor, ben bu ilişkiyi kurtaramıyorum diyenler için evet doğru ve mantıklı şekilde her iki tarafta doğru adım atıp boşanma kararını vereceksiniz ve yıl bitmeden, 2022 bitmeden hak ve adalet herkesin yerine hani teslim edilecek ve siz istediğiniz boşanmayı da gerçekleştireceksiniz. Kardeşler arasında yaşayacağınız maddi tartışmalar çok fazla yoğun olacak. Yani aynı annede babadan doğan kardeşler, miras çatışması, köklerinizden kalan mallarla ilgili çok büyük laflar, çok büyük haksızlıklar, çok büyük konuşmalar ve çok büyük küskünlükler yaşanacak. Bir avuç toprak için bu kadar küsmeye gerek yok. Hepimiz bir toprağa gideceğiz. Ölüm var, unutmayın diyorum. Ama bu buradaki davanızda haklısınız. Sizi pasif tutmak istiyorlar. Lütfen her şeyi avukat değil, kendiniz inceleyin. Siz avukattan daha betersiniz. O yüzden haksızlığa gelmeyeceğinizi düşünüyorum. Bir de yurt dışına yerleşim düşüncesi olan başaklarda bir yakın dostunuzun ortak yatırımı ya da yurt dışında açmak istediğiniz şirketle ilgili fikirleriniz olumlu olacak ve yapacağınız yurt dışındaki oturum ya da burayla ilgili başvurularınız olumlu söz konusu. Amerikan yeşil pasaporta bile başvurmak istiyorsanız ya da oranın yaşam kuralına göre evraklarınızı tamamlamak istiyorsanız bunlarla ilgili olumlu süreçleriniz var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Kardeş ya da aileyle ortak işiniz varsa bu sene zirveniz daha büyüyecek. Daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Ortaklı işler, ailevi işlerde mesela kardeşiniz, erkek kardeş, kız kardeşi, eşinizle yaptığınız işlerde de toplu paralar, hızlı paralar ve çözmek istediğimiz, büyütmek istediğimiz yerimizde tadilatlar yapılacak. Bu da size keyif verecek diyorum. Yani bu sene kazançlı. Aşk konusunda da cesaretiniz ve sevgiyi doğru tempoda ve çalışma enerjinizde fazla abartıp kazanca dönüştürmek istiyorsunuz ya, çevre genişleyecek, alan genişleyecek, sizin fikirleriniz genişleyecek, kendinizi bulma yılı. Sağlık konusunda siyatik, kemiklerle alakalı, iç iliklerle, hani iç sıvılarla, kemiklerimizdeki sıvılarla alakalı yaşayacağınız ufak tefek operasyonlar söz konusu olabilir. Riskli operasyonlarla olarak görmem. Ama sizde baba soyunuzda sağlıkla alakalı yaşanacak bazı krizler yorucu olabilir. Buna da hazırlıklı olmanızı istiyorum. Eğitiminizde yarım olanlar bu sene bunları tamamıyla kendi içindeki plan ve programa göre hareket edeceksiniz. Ve doğru dengeyi en iyi şekilde başarma noktasına doğru iteceksiniz diyorum. Bir de bu ara yabancı dil ya da seslendirme, ses üzerinize eğitim almak isteyen ya da edebi alarak eğitim almak isteyenlerde daha büyük başarı var. Özellikle resme, müziğe, dansa merakınız varsa bu sene bunun altyapısını oturtup kendi yönünüze doğru evreler oluşturacaksınız. Toprak ya da toprak sektöründe iş yapanlar için inşaat, toprak, alım, satım, hayvancılık bunlar bu sene hem kazançlı hem riskli. Yani bu sene toprak ve tarım işiyle uğraşanlarda dolandırılma hem kazanca hem de dolandırılmaya müsaitiniz var. O yüzden kazandığınız şeyleri kendi bildiğiniz noktaya doğru pazarlığını yaparsanız doğru ama mesela şunun da deyip
birlikte yaparsanız kazancınız ziyan olacak ve bunlar size sıkıntı yaratabilir. Bol bol dua enerjisi yapacaksınız. Bol bol mum ışığında Rabbime dua edeceksiniz. Namaz kılabilirsiniz. Kilise, dini göreviniz neyse ona göre inançlarınızı daha yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü bu sene size güzelliklerin keyfini, iyiliklerin dokunuşunu yaşayacaksınız. İyilikler ve güzellikler sizin olsun. Hoşça kalın.